futbol takımı oyuncularından kaleci Pınar var. Mevzu kale ise tabii ki eldivenle makyaj yapacağız arkadaşlar. Nasılsın Pınar? Hoş geldin. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de çok iyiyiz. Eldivenle makyaj yapmak zor ama eminim senin için çok kolay geçti. Tahmin edebiliyorum aynen öyle. Son derece uygulaması yapmadım çünkü cildi bebek gibi. Parlamaları önlemek adına sadece birazcık pudra geçtim. Siz de maç izlemeye giderken fondöten uygulamak zorunda değilsiniz cildinize. Hadi makyajımıza başlayalım. Avon True Color medium rengini uygulayacağım bunlara. Aslında merak ettiğim bir şey var. Oyundan bağımsız olarak yani oyuncular gibi tabii ki eminlik etmesin stres farklıdır ama kalecilik diğerlerine oranla daha mı stresli? Böyle takımın tüm yükünü omuzlarına hissettiğin zamanlar oluyor mu? Ya gol yediğim zamanlar ister istemez benim hatam olmasa bile öyle hissediyorum. Çünkü en son benden sonra top beni geçtiğinde zaten gol olmuş oluyor. Sana şimdi öyle bir makyaj yapacağım ki Pınar, artık asla gol yemeyeceksin. Çünkü neden? Forvet oyuncuda sana bakmaktan maça odaklanacaklar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada Pınar'ın yüzünü sonradan uygulamadım fakat lokal olarak belli başlı yerlerde kızarıp ufak bir sivilce varsa onu da konuşalım. Şimdi sana taraftar makyaj yapacağımız için böyle dişi kartal, çılgın bir makyaj yapmak istiyorum. O yüzden iki gözlerine farklı bir makyaj yapacağım. Hadi bundan başlayalım. İlk göz makyajımızda markanın Big Color Eye Contour Pencil'ını kullanacağım. Beyaz rengini çünkü dişi kartal olmak beyaz rengi tatlayacak. Kalemeyi tüm gözünüzün üstüne yayıyorum arkadaşlar. Bir parboz olarak kullanabiliyoruz. Daha sonra üstüne markın Epic Intense Eyeshadow Mini paletinden beyaz rengi kullanacağım. Günlük hayatta makyaj yapıyorsun Pınar ya da sahaya çıkmadan önce. Günlük hayatımda makyaj yapıyorum ama çok ağır makyaj asla yapmıyorum. Gözüm çıkmış. Maskaraları çok seviyorum. Bir yaklaşık 10-15 tane maskaram var. Aha. Her birinin önce farklı. Fondöten uyguluyorum ve kontür. Soyum olduğunuz nasıl oluyor maç öncesinde? Böyle etkileyici konuşmalarında birbirinizi böyle enerjiyle dozlandırıp motive edici şeyler yaşıyor musunuz? Hoca gelmeden önce kaptanlarımız ilk önce bizimle konuşma yapıyor. Eğer morali bozuk olan varsa, oyun modunda olmayan varsa onları güçlendiriyoruz, onları ayağa kaldırıyoruz. Daha sonra hocamız geliyor ve kenetleniyoruz soyunma odasının içinde ilk önce. Hocamız bir konuşma yapıyor. Anladım, güzel. Bayağı böyle filmlerde gördüğünüz gibi birbirinizi motive edici konuşmalar yaşıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ben göz üstüne far uyguladıktan sonra dağıtma fırçasıyla kaş altına doğru birazcık dağıttım ki tatlı bir geçiş olsun diye. Favori makyaj malzemenin maskara olduğunu söyledim. Peki Avon'da en sevdiğin maskara hangisi? Avon'un en çok Spectre Lash maskarasını çok seviyorum. Üçü bir aradayım. Evet. Güzel. Ben de birazdan onu sana kullanacağım. Güzel tesadüf. Ben kendime en yakıştırdığım o. Evet, üçüncü kademesi özellikle senin gibi kirpik formunda olan bir göz için gerçekten dolgunluk verip uzatıyor arkadaşlar. Şimdi eyeliner çekeceğim Pınar'a. Böyle kesik uçlu bir eyeliner kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bu hem çizgi çizmemizi hem de yapacağım makyajda çizgileri daha net ortaya koymamız için bana çok yardımcı olacak. Siz de günlük hayatta eğer ki ben eyeliner çekmekte zorlanıyorum diyorsanız böyle bir eyelinerla başlayabilirsiniz. Önce diş çerçeveden başlıyorum. Eyeliner'da en önemli unsur arkadaşlar kirpik diplerinizin dolu olduğuna özen gösterin. Eğer kirpik diplerinizde bir boşluk varsa, oradaki teniniz belli oluyorsa bu eyeliner konusunda bir tık kötü görüntüye sebep olabilir. Başlayalım.
gözümün üstünde kalın bir ayar yapacaktım. Gözümün altında da alnımın kajalıyla göz içimi. Sevdin mi göz makyajını? Çok sevdim. Şimdi birazcık farklılaştıracağız. Çünkü neden? Dış kartal taraftan makyaj yapıyoruz. İki farklı kalem eyeliner kullanacağız. İlki ince uçlu bir eyeliner. Çünkü gözümün üstüne ince bir çizgi yapmak istiyorum. Şimdi ben Super Definition Liner kalemi kullanıyorum bu çizgileri çekmemde. Çünkü ince uç olduğu için benim için daha kolaylık sağlıyor makyajda. Çizgilerini sevdin mi? Çok sevdim. Çizgilerim bitti. Şimdi Big Dot Eyeliner'da nokta koydum arkadaşlar. Göz makyajımız bitti. Şimdi diğer gözü yapacağız. Bu gözünden bağımsız olarak farklı bir makyaj uygulayacağım Pınar'cığım gözüne. Beyaz kalemi tüm göz kapağına yayacağım. Bir bakayım. Evet, aşağı baktığınız için gözün açık aşağı baktığınız için. Sonra bak. Aşağı. Şimdi gözünün üstüne ince bir eyeliner çekeceğim. Super Definition Liner kalemi kullanacağım. Önce iki pikliklerimi ince bir şekilde uyguluyorum. Eyelinerimizi çekeceğim. Şimdi maskara uygulamamızı yapacağım arkadaşlar. Gözümüz bitti. Şimdi maskara uygulamamızı yapacağım arkadaşlar. Avon Ultra Volume maskara uygulayacağım. Pınar'ın en sevdiği makyaj malzemesiymiş. Yani hiç ihtiyacı yok maskaraya. O kadar gür ve uzun ki kirpikleri. Sahi kaç tane maskaram var Pınar? Yaklaşık bir 10-15 tane var. Yukarı bak lütfen. Yukarı. Neye göre ayırıyorsun peki maskaralarını? Maskara alırken tercih ettiğin özelliğini. Daha hacimli ve kirpikleri uzun gösteren. Maskara uygulamamız bitti. Sırada avlık uygulamamız var. Soft plum rengini kullanacağım Pınar'dan. Hiç gülümse Pınar'dan. Avlık uygulamamız bitti. Şimdi sırada ruj var. Amon Prisma ruj kullanacağım. İçerisinde gerçek inci taneleri olan ışıltılı bir ruj. Işıl ışıl bir ruj. Makyajımız bitti. Birbirinden farklı iki göz yaptık. Eyelinerin uçlarının uzunluğu bile farklı. Sevdin mi? Sevdim. Gerçekten. Gerçekten. Harika. Peki benden istediğin başka bir şey var. Sanırım şuralara biraz nokta ekleyebiliriz. Sanırım sen noktaları sevdin. Tabii ki seni kırmayacağım ve hemen üç noktamı koyacağım. Ne kullanıyorum arkadaşlar? The Big Dot Eyeliner'ı kullanıyorum. Çünkü ucu top şeklinde olduğu için benim için kolaylık sağlıyor. Makyajımız bitti. Siz de yaptığınız makyajlarda özgür olmayı aklınızın bir köşesine yazın. Görkemli, ihtişamlı ve güzel bir makyaj oldu. Sevdin mi bunu? Sevdim. Artık bundan sonra sahaya çıkarken böyle makyaj uygularsın. Siz de yaptığınız makyajlarda hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın. Ve yaptığınız makyajları bizimle paylaşmayı unutmayın. Ben de niye kaleci olur muyum? Reflekslerimiz bayağı iyi. Eyeliner'im gibi kaleciliğim değildir.